Ben doğal olarak soruyorum. Tolga'ya gerçekten seviyorum. İnanın seviyorum. O da kadın olduğu için onu da çok fazla rencide etmek istemiyorum. Yani benim durumum... Ama biz öyle... Yarın müsait misin? Yarın birlikte olalım mı burada? Arko, ben... Neden biz Tuğçe'ye de inanmıyoruz onu anlamadım. Ben şu anda bana hanımefendiden eşinin ona yazdığı mesajlar geldi. Ve şimdi çok büyük bir olaya geldik. Daha sonra belki önemli telefon bağlantılarımız olacak ama ben istiyorum ki biraz konuyla ilgili bir konuşalım. Tuğçe Tayfur. Evet. Ünlü, çok ünlü, bizim kralımız dediğimiz, arabeskin kralı dediğimiz. Krallardan Ferdi, bir tanesi. Evet, tabii ki yani krallardan bir tanesi. Yani, Ferdi Tayfur'un çok güzel, güzel sesli. Biz onu bugüne kadar duruşuyla da çok takdir ettik. Bir beyterisini izleyelim. Neden bu duruş bozuldu? Bozuldu mu? Evli bir adamla ilişki yaşıyor mu? Yoksa birisinin gerçekten yuvasını yıktı mı? Bu konuları sen hiç sevmezsin ama bir beyteri izleyelim. Müsaade edersen tabii ben ki. De bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Tuğçe benim de çok sevdiğim ve sesini de çok sevdiğim bir kız. Ben de şaşırdım yani. Ve böyle bir haberle karşımda olmuş olmasından çok rahatsızım. Ve böyle bir konu bende son konu. Ve bu konuyla alakalı bir şeyler söylemek asla istemezdim onunla alakalı. Fakat çok yakın yerlerden, çok yakın. Çok yakınen bildiğim bazı şeyler var. Bir maalesef, izleyelim mi? Bakalım o his, yani inşallah, bak, duyumunla acaba görüntüler seni hani aynı kanıda olacak mısın olmayacak mısın? Bir izleyelim BTR'yi. Ben verdim, ben biliyorum ama bir izleyicilerimiz izlesin. Hep beraber bir üzerine konuşalım. Dedektif Seren Serengil, izleyelim bakalım. Yine ihanet, yine aldatma. Bu yasak aşk gündemi sarsacak. Bu görüntüler olay olacak. Bu kez çok ünlü bir sanatçının kızı evli bir erkekle yakalandı. Ortaya çıkan görüntüler bir yuvayı yıktı. Yuvayı yıkan ismi duyunca şok olacak, inanamayacaksınız. Evli adamın eşi ne açıklama yaptı? Bir çocuk babası olan kişi ve ünlü sanatçının kızının yasak aşkı. Olay, olay, olay. Yine bir ihanet, yeni bir yasak aşk. Ünlü sanatçının kızı evli sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi. Bu haber çok konuşulacak, bu haber gündem olacak. Duyduklarınız ve gördükleriniz yüzünüzü kızartacak. Böyle ihanet görülmedi. Yasak aşkın belgesi nasıl ifşa oldu? İhanetin başrollerinde kimler var? Ortaya çıkan görüntüler şok edecek. Yasak aşkın başrollerinde kimler var? Şimdi VTR'mizde. Bu seferki ihanet öyküsünün başrolünde duyanları şaşkına çeviren bir isim var. Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı 32 yaşındaki Tuğçe Tayfur. Geçen yıl 7 yıl evli kaldığı eşi, bir çocuğunun babası Taner Şafak'tan şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanan ve babasının izinden giderek müzisyenliği tercih eden Tuğçe Tayfur, yüz kızartacak bir olaya imza attı. İki ay önce bir mekanda tanıştığı evli ve bir çocuk babası Tolga Bayar'la yasak aşk yaşamaya başlayan Ferdi Tayfur'un kızı yaptıklarıyla bir yuvayı yıktı. Önceki gece bir arkadaşlarının doğum günü partisinde eğlenirken görülen ikilinin sarmaş dolaş görüntüleri yasak aşkı belgeledi. İkilinin rahatlığı göze çarparken Tuğçe Tayfur yasak aşkıyla olan selfisini de sosyal medyasında paylaşarak bu kadarına da pes dedirtti. Paylaşımlarında aşk dolu mesajlar atmaktan çekinmeyen ikili anlaşılan gözlerini iyice karartmış. Tuğçe Tayfur'un Tolga Bayar'ın eşini hedef alan paylaşımları ise ağızları açık bırakıyor. Paylaşımda Tolga Bayar'ın eşi hakkında yüzsüz, yapışkan ve gurursuz diyerek gönderme yapan Tuğçe Tayfur kimileri yakmış. Ben çok mutlu oldum. Ne mutlu bana. Ne mutlu bana.
Yorumcumuz Seren Serengil olayı duyduktan sonra Tolga Bayar'ın eşine ulaşıyor. Şiddet gördüm, korkuyorum diyen mağdur eş açıklama yapmaktan çekindi. İddialara henüz bir yalanlama gelmezken tarafların ne diyeceği ise merak konusu. Vallahi stresli, çok zor bir haber ve bizim için de sunması zor. Çok zor. Çünkü üzüldüm. Çünkü sevdiğim bir kızın hata yaptığı söyleniyor. Ve biliyorsun bunların hepsi bir iddia sonuç olarak. Tabii ki iddia. Sonuç olarak. Ama hani böyle karşımda olacak olmuş olmasına üzülüyorum. Çünkü dün de sonuçta evli bir kadının üzüntüsüne şahit oldum. Mutsuzluğuna şahit oldum. Bir bebeği var ve bebeği çok küçük daha. Ben aslında Tuğçe'yi bağlayıp Tuğçe'den dinlemek istiyorum. Üzerine bildiklerimi Tuğçe ile paylaşmak istiyorum. Harikasın o zaman. Bir günaydın diyelim mi madem öyle? Kahramanımıza bir günaydın demek istiyoruz. Tuğçe, hoş geldin yayına. Günaydın. Yayında bir kopukluk mu var acaba Bilal? Şu anda ses alamıyoruz stüdyoya. Evet, Tuğçe Tayfur birazdan canlı yayınımızda olacak. İddialar şu ki... Yine her zamanki gibi bizi seçtiler. Evet, doğru, teşekkür ederiz. Doğruyu söylemek çünkü için. Çünkü burada doğru veya hakkımızda doğru veyahut da yanlış ne olursa olsun. Bize biz, bu haber gelebilir. Aynen. Biz bunun üzerine yorum yapabiliriz. Aynen. Ama herkese cevap Allah. Hakkı sunan bir programız. Herkes konuşup belki de doğru değildir, bu böyledir, şöyledir tabii deme hakkına sahiptir. Bu ben de sanatçıyım. Benim için de yapılıyor aynı şeyler. O yüzden herkesin söz hakkı vardır. Ama buraya bağlanmadan önce lütfen çok iyi düşünüp konuşun. Çünkü bana bu konularla alakalı söyleyeceğiz her şeyi ben kaydederim. Ve yarın söyledikleriniz yaptıklarınızla çeliştiği zaman o zaman ikinci kere hiç kimseye bu anlamda... Tabii çünkü yalan konuşulmuştur. Tabii o zaman kandırılmış sayarım kendimi. Tabii. O yüzden iyi düşünüp herkes arasın, herkesin söz hakkı var. Yayınımıza da Tuğçe bağlanabilir. Peki sen ne hissediyorsun? Bu ilişkiyle ilgili Tuğçe Tayfur bize bağlanana kadar biz bu konuyla ilgili bir konuşalım. Ben sana anlatayım. Şimdi bu evli bir çift. 6 yıllık çift bu. 6 yıllık evli olan mutlu bir çift. Bu arada Tuğçe boşanıyor. Taner Şafak'tan. O ayrıldı ama. Ayrıldı. Zaten daha sonra da Gökhan Göz diye bir arkadaşı vardı. Ondan da ayrılmış. Şimdi bağlanmış. Ayrıldı. Tamam. Okeymişiz. Tuğçe'cim günaydın. 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 Hoş geldin. Vallahi iyi değiliz yani çünkü senin her zaman sesinle şarkılarınla evet ya çok falan, burada ağırlar ben birçok kere ağırladım. Ayrı bir yerin var bizim için. Bu haberle karşımda olduğun için üzgünüm ama öğrenmem de gerekiyordu. Çünkü Seren abla ben de çok üzgünüm çünkü ben bu işle yaklaşık 1,5 aydır uğraşıyorum. Nasıl yani? Yani çok sevdiğim tanım bir arkadaşım. Çevresel olarak tanıdığım, bildiğim, gittiğim her mekanda da karşılaştığım bir arkadaşım. Hı. Bu gördüğünüz görüntülerde de aslında orada çok fazla kalabalık insanlar. Dediğimizde evet tabii ki yani arkadaşım, sevdiğim bir arkadaşım olduğu için sadece o değil. Birçok insan vardı orada. Onun da görüştüğü, tanıdığı, ettiği şu an olay bana döndüğü için şu anda bizim böyle. Peki Tuğçe'cim bir dinlediğim ki Tolga evet böyle bir süreç yaşıyorum boşanma aşamasında ama bunun direkt bana dönmesi, olayın bana patlaması inan çok sinirimi bozuyor. Şimdi bir kere ben Tolga bak Tuğçe bana abla dediğin için çok rahat bir şekilde sana bunu söyleyebiliyorum. Yani bu bir tavsiye. Asla bilmişlik olarak algılama. Gittiğimiz yerlerde rastlaşıyoruz diyorsun yani. Birkaç kere rastlaşıyoruz. Bir de aynı bir şey söyleyeyim. Hadi ben böyle bir şey yapsam. Ben gerizekalı mıyım da kendisi story'i koyuyorsun. Bakın şurada önümde kendi story'im var. Bir çatayfımı da kendim paylaştım. Tamam. Bu paylaştığım şey fotoğraf değil. Bu paylaştığım şey oradaki insanları komple çekerken onu daha iyi koyuyorsun. Tamam bu bir yani, kere mi oldu? Yani siz bir kere mi böyle bir toplulukta bir araya geldiniz? Hayır bir kere falan gelmedi. Bayağıdır gibi. Tabii samimi olduğunuz belli ki sarılıyor çünkü. Peki benim geldiğim yerlerde, benim onunla ortama girdiğim yerlerde ben kendi
zaten. Peki Tuğçe'cim sen bu çok özür diliyorum. Sen bu görüşmelerde, bu rastlaşmalarda hiç beyefendinin eşiyle rastlaşmalarda beyefendinin eşine de rastladın mı? Hep tek mi geziyor? Ben Tolga'yla konuştuğumda Tolga bana şunu söyledi. Ben eşimle şiddetli geçimsizliğim var. Artık beni gerçekten bu durum rahatsız ediyor. O yüzden adli tatil bittikten sonra direkt boşanma davası atacağım ve boşanacağım. Peki bu bir teklif mi oluyor peki o zaman? Yani bunu sana anlatması bir teklif mi? O zaman aranızda... Ama niye senle arkadaş? Ben değilim orada. Benim de arkadaşlarım var, onun da arkadaşları var. Ama Tuğçe'cim, canım benim, sen de bir evlilik geçirdin. Hepimiz geçirdik. Evet, evet. Evli bir adamın kız arkadaşı böyle dertleştiği, böyle o geceleri falan olamaz. Şimdi bak, neden olamaz? En nihayetinde şu anda bunu açıklama yapmak zorunda kalıyorsun. Neden? Sen de evliydin. Şimdi benim de kocam birilerinle eğlense, o senin şarkını paylaşıyor, sen ona cevap yazıyorsun. Sanki o kadın evde hiç yok. Karısı, onların boşanma davası açılmamış bebeğim. Açılmamış. Hayır, konuşmuyorum. Seni dinliyorum. Benim bildiğim şeyleri sen bilmiyorsun. Ha, bilmiyor. O zaman söyle. Yani bilmedim. Bunu ben sana söyleyemem. Bunu ben sana söylüyorum çünkü beni ilgilendiren bir konu değil. Peki bir şey söyleyeceğim. Senin normal bir arkadaşın gelip sana işte ben adli tatilden sonra karımdan tamam. Bir dava açılmamış. Hayır, bir dava yok. 6 yıl. Gittiğimiz yerlerde zaten tek başımıza olan, hani böyle gidelim de eğlenelim diye. Yani. Bir arkadaşımız var orada. Oturuyoruz. Orada sohbet muhabbet ederken konuşuluyorum. Peki ben de diyorum ki işte bu adamın kalkıp da... Peki evli bir adam mesela sana sarılmasına izin ver. Hayır. İzin... Yanında bir tane daha mesela biri var. Onu da sarılır sonra. Hayır, yani buna izin... Buna... Haklısın, haklısın. Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Yani peki senden çıkalım. Bu beyefendinin 6 yıllık bir evliliği var. Küçücük bir bebeği var daha. Öyle mi? Ve 7 yıllık bir evliliğim var. Küçük bir bebeğim var. Şiddetli geçimsizlikten boşan. Ama onların böyle bir boşanma davası yok şu görüntüler varken. Yani şunu diyemiyorum ki ben. Ben bunu derim çünkü. Ben bunu biliyorum. Ben onun eşini tanımam. Ben Tolga'yı tanırım. Tolga'nın dediğine göre konuşurum. Konuşabileceğim de sınırlıdır. Çünkü beni ilgilendirmiyor bir süreden sonra. Tolga adli tatil bittikten sonra ben boşanma davamı açacağım dedi. Peki. Şu an ne yaptı neydi bilmiyor. Çünkü bugün şu haberle uyandığım için, ne olduğunu şaşırdığım için birazdan arayacağım Tolga'yı da ne oluyor, hayırdır diye yani. Peki sen hiç eşinden mesaj aldın mı? Ne gibi? Eşi yani, sana mesaj attı mı Tolga'nın? Tolga'nın eşi hiç mesaj attı mı? Evet, onu diyorum ya, ben bir ay uğraşıyorum diye. Yani sadece bana değil bu arada, gördüğüm bir sürü kadına mesaj atıyor. Yani benim yanımda olan arkadaşlarıma da mesaj ne atıyor. Ne diye atıyor yani, nasıl bir mesaj attı sana? Ya herhalde ne diye rahatsız oluyor yani. Peki sen cevap verdin mi? Bilmiyorum. Yok, ben cevap vermedim. Peki sen şimdi mesela... Peki bu yazdıkların kime? Bu yazdığın yazılar kime? Şu yazıyı bir okur musun bana? Mesela kumaş önemli, yüzsüz, yapışkan, evet. Gurursuz ve çirkeflerden Allah korusun. En sinsileri onlardır. Dışarıdan baktığında hanımefendi, beyefendi zannedersin. Sonra bir lafıyla ne kadar boş olduğunu, kendi çıkarları için başkalarını bahane ederek, iftira atarak yapmış olduğu yüzsüzlüğü seyredersin. Aman, aman... Allah'ım böylelerinden koru. Mesela bu kime yazılmış? Bu bende kalsın da amin yani. Gerçekten bunun arkasındayım söylediğim şey. Yani peki, bu aileyle alakalı mı? Yok bununla ne alakası? Bununla alakası yok. Peki Tuğçe, mesela şöyle bir şey diyelim. Hani hepimiz evlilik geçirdik. Diyelim ki senin de kocan Tuğçe Tayfur'u veyahut atıyorum Seren Serengil'i etiketliyor. İşte o şarkı ona bir laf atıyor. O da ona cevap atıyor falan. Evet, kızmaz mı? Yani kızmaz mıydın yani? Ben olsam... Efendim? Ben bakmaya çalışıyorum. Yani ben birini etiketlediğinde ben sadece onu etiketlemiyorum ki. Birini şarkımı paylaşıyor. Nezaketi ben de onu kendi sporuma alıyorum. Ben yapmıyorum. Anlamadım yani. Ama ben de benim şarkımı biri paylaştığında arkadaşlarımdan biri paylaştığında sorunu almıyorum.
Tabii ki alıyorum. Alıyorum ama ben benim yani karşı ama ben onlarla el ele kol kola sokaklarda kesmiyorum yani. Sizinkisi farklı bir 4 el ele kol kola. O beni çok sevdi. Çok anlı bir arkadaşım. Ama çok biliyorum. Peki ben Tuğçe, bir saniye. Efendiye sesleniyorum. Tuğçe aslında bir bakıma doğru söylüyor. Şöyle ki şimdi burada bir diyor ki benim öyle bir şeyim yok. Sadece arkadaşım. Doğru söylüyor. Sen de arkadaşlarında sarmaş dolaş fotoğraf çektirebiliyorsun. Ya da başkaları da. Tabii. Şu an için esas beyan esastır ya. Evet. Şu an için Tuğçe'nin tabii ki kabul etmek durumundayız. Ama haklısın ki bir tarafta kabul da... Kabul etmek zorundasınız değil. Kabul etmek zorundasınız. Aynen. Çünkü ben kendi yaşadığımı biliyorum. Ne olduğunu biliyorum. Bu çok çirkin bir iftira. Bunun içinde inanın elimden ne geliyorsa mutlu olarak yapacağım. Peki o zaman bir şey söyleyeyim. Bu arkadaşın senin çok uzun zamandır beri bir arkadaşın. Yeni mi tanıştınız? Ya çok yeni değil yani. Arkadaşım. Ne kadar? Yani ne kadardır tanıyorsun? Vallahi. Çünkü senin bir erkek arkadaşın vardı çok yakın bir zaman. Hayır yani bir iki aydır falan bu bir buçuk aydır uğraştığına göre bu işlerden. Evet yani. Tabii bunun da çocuğu var bebek daha. Yani daha yeni bir. Şimdi şöyle bir sistemimiz var. Biz Tuğçe'ye bağlandık. Tuğçe de diyor ki bu doğru değil. Benim arkadaşım sağda solda görüyorum. Beyefendi de tek başına geziyor. O yüzden de diyor benim de arkadaşım bana boşanacağını söylüyor. Her erkek sen de çok iyi bilirsin ki ben de çok iyi bilirim ki. Öbür taraftan gider karısına aşığım sana seni seviyorum bunlar düzelecek klasik. Özür dilerim der. Öbür taraftan böyle yapar. Belki de bu olayı belki de karısını kıskandırmak için beyefendiyi tanımıyorum ben onun için de söylemiyorum ama genel itibariyle ya böyle der. Ha belki de karısını yani, da bırakabilir bu arada sonra, o da olabilir onu da bilmiyoruz. Ama şöyle bir şey var şimdi bugüne kadar şiddetli boşanma şiddetli geçimsizlikten dolayı 6 yıldır giden bir evlilik dava açılmamış. Şu ana kadar. Hayatım ben olur mu? Bir şey söyleyeceğim. Hepimizin davası aranızda, var. Yani aranızda bir şey olma ihtimali var mı Tuğçe? Öyle bir savunuyorsun ki hayır, mesela bu bunu. Sonra... Hayır yani ben doğal olarak soruyorum. Ben Tolga'ya gerçekten seviyorum. İnanılmaz seviyorum. Sevgili evet. Arkadaşım ve yaşadığı bazı şeyleri gözümde görüyorum. O yüzden bazı şeyleri kadının şimdi o da kadın olduğu için onu da çok fazla rencide etmek istemiyorum. Yani benim durumum... Ama bir söyle seni ne rahatsız ediyor? Tuğçe bir şey soracağım bir saniye, sana. Bir saniye artık bir şey söylüyor. Böyle tazminatlar ve bilmem neler şun var bun var. Yani yokuşa sürmek için elinden de yerini atıyor şu anda. Yani nereye saldırırsam nasıl daha çok koparırsam o peşinde açıkçası. Ve bunu söylemekten inanın çok rahatsız oluyorum. Ama kız çok iyi bir mağazada yönetici kız. Yani yönetici şeyinde çalışan statüsünde çalışan. Bir de çalışan. Onların ilişkisi onu ilgilendirmez yani, ki. Ha, öyle zaten mi? Onların karı koca ilişkisi onu zaten. İyi bir mağazada çalışan yönetici yani eşi. Ya Serem ablacığım lütfen ne diyorsunuz lütfen Serem abla. Hayatım sen niye bu kadar hadi ben bu kadar bilmiyorum evet. Sen ben, ne diyorsun ben, sen nereden bu kadar biliyorsun bir buçuk aydır tanıdığın adamı. Yani inanın size. Yarına davet edelim istiyorum da onun için. Çocuğun sıkıntısını bilmem misin o kodosu biliyorum ona göre de ağırlaştırıyorum. Yani aşkım gene de ben sana bir şey söyleme. Tuğçe. Yani oğlum atılacağım mahkemede büyük ihtimal her şey ortaya Tuğçe. Tuğçe'cim bir şey söyleyeceğim. Buradan her taraftan bakıyoruz. Ben sana inanmak istediğim için biz sana inanıyorum. Biz bunu burada çözemeyiz. Yarın Tuğçe, Tuğçe'cim yarın müsait misin? Yarın birlikte olalım mı burada? Artık ben böyle konularla hayatımda gündeme gelmek istemiyorum. Kendini... Asla ve asla böyle bir şey işim olmaz. Bunu herkes de çok iyi biliyor. O ay bana patladı program değil. Ben kendime konulabilirim. Yok ben sana bir şey söyleyeyim. Ben... Yapmadım bu bir şey çok özür dilerim Tuğçe. Ben o hanımın telefonunu bulup aradım. Asla Seren Hanım konuşmak istemiyorum. Ben dedi benim eşim dedi. Ya ben bunu çok enteresan bir yerden bir mekan aslında bir mekanın Etiler'de bir mekanın birilerinden duydum. Bunları sizinle alakalı. Sonra bir şekilde kadına ulaştım. Kadıncağız dedi ki çok üzgünüm bebeğim var. Ve 6 yıllık evliliğimizde her evlilikte olan sorunlar var ama ne boşanma davası açık ne böyle bir şey. Bir aydır, bir buçuk aydır bu kadınınla olduğundan beridir
bunları yapmaya başladı. Ben de rahatsız olduğumu söyledim. Kadın oradan mesaj atıyor, oradan story paylaşıyor, o ona paylaşıyor. Selin Hanım, ben evliyim. Siz kocanıza müsaade eder misiniz? Rahatsız olmaz mıydınız? Aynen öyle. Tam dedi. Empati yapalım. Ama dedi, şimdi bu saatten sonra siz zaten inkar edilecektir mutlaka ama bu saatten sonra zaten yan yana gördüğünüz zaman kimin yalan söylediği, kimin yalan söylemediği ortaya çıkacaktır. Ben zaten onu sildim dedi adaya. Yan yana gördüğüm zaman dediğin şey yani benim bir ama benim bir rahatsızlığım yok Tolga'yla alakalı. Ama hayatım şu anda evli bir adam. Ne olur yapma bebeğim var ya. Nasıl? Ben bir yere gidiyorum. Tuğçe, sen onunla görürsen ne yapabilirim ben ya? Peki bir şey söyleyeceğim. Empati yapabilir mesela. Arkacığım bir şey söyleyeceğim. Sen evli bir adamla münferit olarak tek başına arkadaşlık edemezsin. Tam tersini düşünsün bir de. Bir yere gitmediğin adam mı şimdi? Gideyim yani. Böyle bir şey olabilir mi? Hayır ben... Bak şimdi başına böyle bir şey geldi. Tuğçe sen evli olsaydın ve karşı taraftaki bey ya da hanımefendi bekar olsaydı ve senin kocanla böyle resimler çektirseydi ne düşünürdün ya? Hayır resim değil ya. Resim hadi diyor ki arkadaşım benim de arkadaşlarım var. Bak şöyle bir şey orada değilim ben. Her insanın devamlı kız arkadaş olacak diye bir şey hayır, yok. Hayır ama bunları görerek bir şekilde. Ama erkek arkadaşım evliyse ve karısı da bundan rahatsızsa yuvamı yıkılıyor diyorsa artık senin ısrarla ben bu adamla rastlaşabilirim, orada görüşebilirim gibi bir iddia bu saatten sonra inandırıcı gelmez kimseye. Bak onu söyleyeyim. Ben şu an sana inanıyorum. Diyorum ki, ben şunu söylemeye çalışıyorum. O zaman karısıyla tanıştırsın. Karısı... Alo Tolga ben buradayım hadi gel demiyorum ki. Tamam o zaman karısıyla da arkadaş tanıştım. Olman lazım o zaman. Bak şimdi bu ben kadar şimdi yakın evli bir adamla tek başına arkadaşlık tabii. Edemem yani. Ya da ilk edersin yani, de sonra eşini hayır, tanıştırırsın. Mesela, ya, tanıştık değil mi? Eşi oldu eşinle de tanıştırır. Şimdi kadın tabii. Bundan rahatsız. Evi terk ediyor. Evleri dağılıyor. Kadın annesinin yanına gidiyor. Şimdi benle alakalı bir durum değil. Senle alakalı olduğunu ya, söylüyorlar ama. Bana yani. Canım benim. Bak bu saatten sonra şöyle bir şey. Ben sana inanıyorum. Bir kızın erkek arkadaşı olarak falan filan tanışmışsındır falan ama sana mesaj atmış kadın artık yani demiş ki sen ben rahatsız oluyorum ben de evli olsam kocamı birisine konuşsam valla ben de atarım mesaj sinir olurum çünkü derim ki yani bu adam evli çoluk çocuğu var boşanma davası da yok nedeni ortada. Sen olsan da olmasan yani da olsan da olmasan da yemin ediyorum sen de yap herkes yapar şimdi sevilmediğini falan 6 yıl geçirmiş çocuk yapmış daha yeni sevmediği kadından insan çocuk yapar mı 6 yılını geçirebilir mi bir gün geçiremeyiz sevmediğimiz insanla erkekler çapkın ünlü kadın sever orada burada bu, sen de çok güzel bir kızsın bir de kızsın. Bütün detaylarını yani, biliyor sen anlıyorsun erkekler hep anlatırlar kadın dırdır yapıyor ben onu istemiyorum. O benden evet. Boşanmıyor. Bir de çocuk da stres yapar. Gelmiyor mu bunlar? Yani sen de yaşadın. Hepimiz yaşadık. Erkekler maalesef son derece güzel yalan söyleyebilen varlıklar. Öbür taraftan gidiyor karısına ben seni seviyorum barışalım her şeyi düzeltelim. Burada ben Tuğçe'yi asla görmek istemiyorum. Tuğçe'nin olabileceği o kadar çok insan o arkadaşlık da edebileceği o kadar insan var. Bir başkasının yuvasını yıkacaksa senin onunla arkadaşlığın senin o fedakarlığı yapman gerekiyor. Ben senden bunu bekliyorum. Orası zaten kesinlikle öyle. Ya sana yakışmaz bu haberin içinde olmak. Bırak onlar karı koca anlaşsınlar, anlaşmasınlar, ayrılsınlar. Ama şimdi adam evli, açılmış bir boşanma deseydi ki bana. Ya boşanma beyefendi deseydik, Selen Hanım benim boşanma davasını açtım. Benim yuvamı yıkma sebebim de şiddetli geçimsizlik. Bakın benim boşanma maddelerime. Var mı Tuğçe? Yok. Ama ben de Tuğçe ile arkadaşım. Onun hesabını bu saatten sonra... Bu başka bir şey. Buna bir şey diyemezdim. Çünkü boşanma nedeni olarak gösterilmemişsin. O zaman kadına da inanmazdım. Ama şimdi dava yok ortada. Bak bir de burada mesela bir Instagram'da yine bir paylaşımın var. Biri tarafından sevilmediğinize dair en ufak bir şüpheniz ya da hissiyatınız varsa cidden sevilmemişsinizdir. Sevgi nettir. Acaba dedirtmez. Bunu acaba onun eşine söylemiş olabilir misin? Ben öyle göndermeler yapmam. Ben öyle kadınlara yönelik göndermeler yapmam. Beni herkes çok iyi bilir bu konuda. Benim ne kadar ince düşündüğümü. Öyle mi? O yüzden benim göndermelerimi inanın kadınlarla alakalı değil yani. Okey. Yani senin söylediğini bu saatten tamam. Ama onun arkadaşları da yani, sizin ortak arkadaşlarınızla oturduğunuz masadakiler de açıyorlar eşlerine bak beraberlerdi. Bak haberiniz olsun bunları da söyleyeyim sana. Ayrılıyoruz şimdi, diye ayrılıyor diye. Onlara
yaptıkları o zaman çok ayıp yani. Ben bunları biliyorum, öyle söyleyeyim. Sen beni çok iyi tanıyorsun. Ben böyle program için falan filan kendi kimliğimi de bozmam, yalan da söylemem. Tabii ama öyle, biliyorum. Sen beni ama tanıyorsun. Yani böyle bu çirkin şeylerin içinde bulmak şimdi, bana çok rahat. Tatlım, bu biliyorum, haberlere kadar, çıktı, gazeteye çıktı. Sabahleyin diyorum ki yani. Arto'ya. Ya diyorum bu kız böyle bir kız değil. Evet yani aslında şimdi, duyduğumuzda evet. Ama hepimiz böyle bir kız değil. Olmuş olmamıza rağmen hatalar yapar mıyız? Yaparız. Mı? Yaptık, aynen, yaparız. Aynen. Şimdi inanır mıyız? İnandık mı? İnanırız. Dolayısıyla ne olursa olsun Tuğçe'cim bir çizgin var, bir baban var. Düşünmek zorundayız. Annen var. Yani ikisi de Türkiye'ye imzasını atmış iki isim. Sen de bugüne kadar benim karşımda hep sesinle, sanatınla, duruşu, güzelliğiyle oturdun. Aynen. Ben istemiyorum seni bu haberin içerisinde bir daha görmek. Bu adamın da karısı senden rahatsız oluyorsa bu adamın da arkadaşlığını çöpe at gitsin. Çok özür dilerim. Ve ona de ki kusura bakma, benim ailem var, annem var, babam var. Ben böyle bir şey içerisinde olmak istemiyorum. Boşanırlar mı? Senin de bebeğin var. Yani çok zor yani o kızın da durumu. Evini falan tabii kapatıp annesinin yanına yerleşmiş. En iyi aslında zaten Tuğçe anlaması lazım. Belki kurtarabilirler çünkü 6 yıllık evliliğinde bugüne kadar dava açılırdı yani. Bilmiyorum, belki Tolga da bağlanmak ister ve konuşmak ister. Evet bağlansın, olabilir, çok iyi olur yani biz. Bağlansın. Benim bildiğim şey bence esas Tolga'nın bağlanması aynen lazım. Benim kararım söylen kadar yani benim bildiğim ya da onun bize anlattığı kadar ya da benim gördüğüm şeyler Tuğçe'cim, ama Tolga da bağlansın. Tolga'yı bağlayabiliriz tabii var ki. Tolga zaten, Tolga'ya sormak istediğim bir şey var. Eğer zamanımız varsa Tolga da bağlansın. benim sadece söyleyeceğim şey şu. Evli olan bir adamla, evlilik birliği devam eden bir adamla boşanma davası söz konusu bile olmamışken karısı tarafından sizin arkadaşlığınız rahatsızlık duyulacak şeye gelmişse ve bunu da size beyan etmişse sizin görüşmeniz doğru değil. Benim kanaatim bu. Ama Tolga da bağlansın, o da söylesin. Evet. Karısının onu suçladığı falan da yok. Bir şey istediği de yok. Hiçbir şey. Ben hiçbir şey istemiyorum Selin Hanım. Bir an önce boşanma davası açacağım. Bugüne kadar da mutluyduk dedi ama. Öyle mi? Yani bu son 1,5 aydır değişti dedi. Ama biliyorsun yani kadın her zaman mutluyduk der. Erkek de her zaman mutsuz der bir kadın gördüğü. Ama eğer ki yani Tuğçe'nin dediği gibi gerçekten ayrılıyorlarsa. Bebekleri 1 yaşında değil ya da. İşte. O zaman niye çocuk yapıyorsun? İşte. Ben onu anlamıyorum gerçekten. Tolga sen söyle lütfen. Tolga Bey bir bağlansın. Bir daha anlatsın bir derdini. Ne doğrusu neyse onu telefon verelim. Şimdi sen gidelim. Dedin ki Selin Hanım bu benim arkadaşım. Karısında şimdi diyorsun ki mesela ben arkadaşı olsam şöyle bir şey derdim yayına bağlandığım zaman. Ya Selin Hanım problemleri var ama biz de istiyoruz barışmalarını. Bir yuva yıkılmasın. Hayır sen Tolga'nın ağzından aslında bir hemcinsini suçluyorsun. Ona inanmışsın o kadar. Bir de kadıncağız konuşmuyor. Konuşmuyor. Lütfen bağlanır mısın? Korkuyor mu? Yok istemiyorum. Herhangi bir şiddet mi görüyor ya da bir şey var mı? Utanıyorum dedi. Yani böyle bir şey için konuşmaktan benim için bitmiştir. Ama bana da barışma mesajları var. Ben bunu ama bana yakışmaz bunları göstermek. Yani televizyonda yayınlayamazsınız ama bizzat size gösterebilirim. Ama ben artık gittim bu işten dedi. Çünkü aldatıldım dedi. Yani hani böyle düşünüyor kadın. Kadın böyle düşünüyor. Şimdi ben de sana diyorum ki ama Tuğçe o garantiyi veriyor. Diyor ki benim asla bir ilişkim olmadı. Biz o kadına karşı hiçbir yanlış yapmadık ve böyle bir aldatma söz konusu değil. Tamam. Neden biz Tuğçe'ye de inanmıyoruz onu anlamadım. Ben inanmıyorum. İnanalım ki. Yani. Hayatım, ona da inanalım. Şey yani ben Tuğçe'ye inanmıyorum. Hayır. Yok hayır. Orta mağdur bir kadın var gibi yansıtılıyor. Tabii. Yapan da Tuğçe kaybolmuş. Hayır, o yüzden zaten ya, hayır. O yüzden ortada. O yüzden ortada duruyoruz şöyle, ve ben senin ben sana ortada inanıyorum. O yüzden senin duruyoruz. Senin bende böyle bir kredin tabii, var. Tabii ki. Ben sana inanıyorum. Ben sadece sana şunu söylüyorum. Diyorum ki sen de evli olsan, ben de evli olsam, benim de kocam bir başka şarkıcıyla mesaj gönderse, bir şey olmasa dahi, geceleri rastlaşsa da sohbet etse bu beni rahatsız eder. Tabii bir şey olmasa dahi. O yüzden de bunu da sen artık duyduktan sonra buna devam edersen o zaman ben bunda art niyet ararım. Ben de sana diyorum ki bir müddet en azından. En azından kendine laf getirmemek için. Bak onların hayatına ne olacak? Boşanıyor mu, boşanmıyor mu? Onu mu yapıyor, bunu yapıyor? Yani neyse. Yani gerçekten böyle bir sorunları varsa
boşanırlar, bir süreç geçer. Aynen, bu süreçte de zaten ama göreceğiz. Ama bunun nedeni sen olma. Yarın öbür gün siz yan yana görüldüğünüz zaman, çünkü ben şimdi karısıyım, rahatsız oluyorum seninle görüşmesinden, diyorum sana, mesaj atmışım, sen hala niye görüşüyorsun dersin. Bunu herkes der ve senin böyle bir haberin içeri. Yoksa ben sana şu anda senin söylediklerini doğru kabul ediyorum ve bende kredin oldu. Peki bir şey soracağım Seren. Kadın eşi rahatsız mı Tuğçe ile görüştüğüne kocasının? Evet, bu yüzden ayrılıyor. Peki Tuğçe, madem bundan dolayı diyorsa senin artık görüşmemen gerekmez mi? Çünkü çünkü benden dolayı olmadığını ben biliyorum. Ha. Ama sen şimdi... Ama okay. Ben biliyorum. Ama okay. Hayatım... Benim neden peki başka neden? Başka bir olay. Ama Tuğçe'nin adı olduğu için de karısı belki diyordur ki ben Tuğçe yüzünden. Ben de... Aynen, tamam, olabilir. Tuğçe, doğru. Haklı olabilirsin. Değil. Tabii ki sen ama çok asıl ses getirebilen bir kadın olduğun için. Hayatım fark etmiyor. O da olabilir. Ben yani, bir şey söyleyeceğim. O da olabilir. O anlamda Tuğçe güzel diyor. Bir kız. Şöhretli bir kız. Tamam mı? Ben kocaman görüşmesini istemiyorsam bitti. Artık öyle değil. Başka birisinin benim evliliğimle alakalı. Yarın devam edelim ahkam mi? Ahkam kesme. Yani senin için söylemiyorum bunu ama. Yani şimdi sen diyorsun ki benimle. Tamam, ben sana inanıyorum. Ama sen bunu şunu söyleyemeyiz Tuğçe'cim. Yani başka nedenlerden dolayı ayrılıyorlar. Ben o yüzden görüşmemi kesmeyeceğim diyemeyiz. Hayır, şöyle bir şey var. Görüşmemi derken zaten normal bir arkadaşım olarak konuşuyorum. Yani görüşmeden... Aşkım sen evli bir adamla boşver. Arkadaşlık etme ya. Yani. Evli bir adamla. Bu senin başına dert oluyor şimdi. Bu kadar mı köklü arkadaşlık? Evet, onun için belki de daha sonra Tolga'yı da bağlayıp Tolga Bey bir bağlansın, bu değişimini soralım. Yarın devam edelim bu konuya çünkü... Ya valla ben sadece şunu söylemiştim. Ya artık bunu devam edersin bilmiyorum ama ben gerçekten bu durumun içinde olmaktan inanın çok rahatsız ama... benim gerçekten hiçbir alakam ve ilgim yoktur. Eğer yani boşanılacaksa da ya da boşanmayacaksa da Allah sizin aklını haklı ayrılsın herhalde. Tolga sevgili arkadaşım, evet, bulunduğu ortamlar belli. Tuğçe sayfası bir karşılıkta duruyor. Kendi sayfamda paylaştığım bazı şeyleri zaten. O yüzden şimdi şu anda bana kabul etmiyorum. Şu anda bana hanımefendiden eşinin ona yazdığı mesajlar geldi. Bu yasak olduğu için ve etik olmayacağı için burada okumayacağım. Ve hepsi de bir iddia ama olduğu için iddia ona... İddia değil. Ama okuyabiliyoruz. Okuyabiliyor mu? Okuyabiliyormuşuz. Özel mesaj bu. Okuyabiliyormuşuz. Nasıl okuyabiliyormuşuz? Bilal Bey diyor ki okuyabiliyormuşuz. Senin rızanla okuyorum. Çünkü ben okunmayacağını biliyorum. Aslında okumasak mı keşke? Yani şey okumayacağım ama sadece bir cümlesini söylüyorum. Diyor ki sana köpek gibi aşığım. Bir gün sen de pişman olacaksın. Şu saçma sapan inadını, gururunu sürmeye devam et. Bunu kim yazmış? Eşi yazmış. Yani karısına. Erkek olan evet. Kıza yazıyor. Demek ki seviyorlar bunlar birbirlerini. Şimdi bazen böyle bunlar evde karısı beklerken gezmeyi de seviyor. Bazen bir hava değişimini de seviyorlar evet. Falan. Belki de bazen biliyorsun senin çocuk stres olan, yapar. Hayır, senin olan ona olan duyguların arkadaş da olabilir ama o sana... İçten içe alttan alta bir hayranlık da duyabilir. Yani her şey olabilir Tuğçe. Burada sadece... Bunlar herkesin hayatında olabilen. Bu senin de başına gelebilir. Benim aynen. De gelebilir. Herkes. Burada değilim. Sadece şuradayım. Eğer bu adamla bu kızın evlilikleri bitmemişse bu kız hala onun karısı. Çünkü boşanma davası açılmamış daha. Ve ben... karısı da senden rahatsız oluyorsa sen de bu adamla evet öyle değil bundan dolayı değil benden dolayı değil ben olduğum için iş büyüdü deme hakkına sahipsin ama gitmek bundan sonraki inandırıcılığın için tabii. Madem karısı benden rahatsız oluyor kusura bakma ya beni karınla tanıştır derim ya da görüşmeyelim çünkü senin karın benden rahatsız oluyor sizin aranızda onlar bak kadın bak tarih de var burada adamın telefonun numarasının da sonu da var. İzin verdikleri için okuyorum. Ben 61 son numarası da. Şimdi dolayısıyla senden... Hayır yani ben bunu yaparken sanki ben aralarına girmişim de hayır. Yani kimden yazmış bu mesajı? Benim yüzümden mi o? Hayatım bunlar 1,5 aydır bunları yaşıyorlarmış zaten. 1,5 aydır böyle bir sisteme düşmüşler. Ya bazen ekonomiler kötü gider.
imkansızlıklar olur evliliklerde. Adam buhran geçirirse, evden uzaklaşırsa sanki iyileşecekmiş gibi gelir. Yani karısına ettiği iki tane kavgayı bir başkasına anlatırken geçinemiyoruz der, karısını suçlar. Hepsini sen yaşadın, hepsini ben yaşadım. Dolayısıyla sadece evli bir kadın hala kocasını seviyorsa ve bebeği de varsa, daha yeni 2 yaşında, pardon 2 yaşındaymış, 2 yaşında çocuğu varsa, ben de evliliğimi kurtarmak isterim. Veyahut da bir başka kadının neden olduğunu düşündüğüm halde o kadın benim kocamın yanında durmaya devam ediyorsa buna izin vermek istemem. Veyahut da çeker giderim, yani boşanma davası açarım. Sen buna neden olmuş olma Tuğçe. Sadece ben onu söylüyorum. Senin bir şey yaşadığına kimse iddia etmiyor. Ben etmiyorum. Ben sana söz hakkı verdim. Sana inanıyorum. Ama bundan sonraki ısrar o tarafı haklı çıkartır. Ben, ve seni de güç duruma sokar. Evet, evet. O yüzden ya, bence... Ama benim de yolum açık etsin Serhat'a. Benimle hiç alakası bir eksik yoktu müsaaden. Yani böyle bu şeylerin içinde olmaktan onu çok rahatsızım. Ya hiç sana... Yani senin bir sürü şeyde, beyefendiye de söylüyorum. 2 yaşında bir çocuğu var. Dünya güzeli de bir eşi var. Tuğçe Tayfur da dünya güzeli bir kadın olabilir. Ama şu anda evlisin. Çocuğun var. Çok etik değil. Biz böyle bir şeye... Ben bak bu ter içinde kaldım sabahtan beri. Yemin ediyorum bu mevzudan dolayı yani kabullenecek bir mevzu değil. O yüzden sana yakışan, bak sana yakışan. Ama açıklamamı yaptım artık. Daha sonra da bir şey söyleyemem. Neyse o neyse onu anlattı yani. Daha... Hayır tamam. Zaten bu yayından sonra tekrar taraflarla da tekrar görüşeceğiz. Mutlaka onların da açıklamaları olacak. Bunu yarın tümüyle sana zaten buradan bizi de seyrettiğinde bu taraflarını açıklamalarında göreceksin. Artık son... Vallahi bence Tuğçe'cim. Yayını çünkü bitirmek zorundayız seninle ilgili olan. Bence de olma. Yani biz tamam, biz seni zaten yayına bağladık. Tabii, sen söylediklerini söyledim. Bundan sonraki senin duruşun önemli. Bugüne kadar da burada haber olma nedenin de aslında senin bu fotoğraflar, bu adamın evli olmuş olması, sizin arkadaş olarak karısını tanımadan görüşüyor olmuş olmanız. Lütfen dikkat et. Sadece tamam. Bunu rica edeceğim senden. Teşekkür ediyoruz bağlandığın için. Annenlere, babacına sevgiler, selamlar, saygılar. Tamam. Çok, onlar çok, çok değerli. İçtenliğin tamam. için teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Tamam. Görüşürüz. Bizi seçtiğin için teşekkür ediyoruz. Tamam. Evet. Evet, biliyorsun aslında program o kadar dolu ve o kadar gerçekler, o kadar olan olaylar, pazartesi inanılmaz başladık. Aslında çok daha önemli yine bir olayımız vardı fakat vaktimiz yetmeyeceği için ona girmiyoruz. Girmiyorum. Murat Övünç, Zaza, bir sürü işte dayak olayı gerçek mi değil mi, para ortada bir para var mı yok mu, tehdit var mı? Bunu evet. Çünkü, geniş geniş işleyeceğiz. Çünkü... Burada çok önemli olaylar var. Buna da vakit ayırmak istiyoruz yarın için. Tamam. Şimdi beyefendi için bu deminki konuyla alakalı beyefendinin de yayına bağlanmasını istiyorum. Evet. Çünkü burada iki tane kadını da zor durumda bırakıyorsunuz. Doğru. O yüzden ruh halinizi, neyinize ne varsa dinleyelim. Ama şunu bilin. Bugün inkar ettiğiniz şeyi boşansanız da yarın 4 ay sonra, biz sizi gördüğümüz aynen. zaman bu Türkiye'de sizi yerle bir ederler. Aynen ya. O yüzden de buna bakın, şöyle bir şey var. Herkes çok mutlu değil. Herkes ekonomik sıkıntılar yaşayabilir. İki yaşında çocuğunu bırakıp gideceksin. Bir başka kadınla kuracaksın yeniden bir şey. Sen ondan da sıkılacaksın. Bunun sonu yok. O çocuk mahvolacak. O kadına yazık değil mi? Sonra bu kızı da yarın öbür gün senin yanında gördüğümüz zaman diyeceğiz ki bu kız da yalan söylemiş. O zaman o kızın da hayatını bitireceksin. Ya bir şey söyleyeceğim. Burada erkek olarak çok önemli değil. Bir Seren, gezdin, tozdun tamam ama evine dön Seren, yani. Efendim? Ya gerçekten sevmediğini fark ettiyse? Okey. İlk önce gitsin, sonra geçsin. Ha. Çünkü onu da söyle, anladın mı? Gitsin. Çünkü belki de sevmediğini fark etti. O zaman sana köpek şey gibi varsa, aşığım yazmasın karısına. İşte. Ama biliyorsun anladın bizim mı? Erkeklerimiz onu da yazıyor, onu da yapıyor. Ki aptal yani. Tuğçe koymuşsun. Mesela diyor ki adli tatilden sonra boşanıyor diyor. Bu kadar girifli ve bilmesi de bir sonra, enteresan. Sonra söyle. Bilmesi, bir insan hayır ya da arkadaşsa niye eşiyle tanışmıyor? Niye belki evli, ikisini barıştırmaya tamam, çalışmıyor? Tuğçe'ye işte, yani söyledik. Evli bir adamın karısı olmadan arkadaşı olamazsın. Evli bir adamla karısıyla da arkadaş olacaksın. O şekilde görüşebilirsin ancak. Şimdi uzun lafın kısası arkadaşlar.
Bu işler dipsiz kuyu. Ama hiçbir erkek vazgeçilmez değil. Hiçbir kadın da vazgeçilmez değil. Dolayısıyla evlilik yıkmak, hele hele 2 yaşında çocuğu varken evlilik yıkmak, erkeklere söylüyorum ben. Evet. Tamam. İki yakınız bir araya gelmez. O yüzden evet. Herkes evinin arkına dönsün. Bağladıktan sonra yine...